Herkese merhaba. Bugün dava açıldıktan sonra idari mahkemelerince yapılacak işlemleri kısaca aktarmaya çalışacağız. Dört kısımda incelemeyi uygun gördük. İlk kısım ilk inceleme, ikincisi tebliğ işlemleri, üçüncüsü yürütmeyi durdurma ve duruşma işlemleri ve son olarak da ara ve nihai kararları anlatmaya çalışacağız. İlk inceleme aşamasında mahkeme başkanı tarafından görevlendirilen bir hakim, İYÜK madde 14'e göre inceleme yapar ve ilk inceleme tutanağını düzenler. Şu anda bir ilk inceleme tutanağı görüyorsunuz. Aslında İYÜK madde 14 fıkra 3'te 9 7 bent halinde sayılan hususların burada birazcık daha detaylandırılarak 9 kalem halinde sayıldığını görüyoruz. Bunların dışında harç pulu, posta gideri, baro pulu, dava konusu, dava kontrolü gibi hususların da inceleme altında olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka ilk inceleme tutanağına bakalım. Gördüğünüz üzere görev, yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, süre aşımı, husumet gibi hususlarda incelemeler yapılmış ve yanlarına sorun yok, uygun ya da sorun var gibi ifadelerle açıklamalarda bulunulmuş. Burada görev kısmında idare yazdığını görüyoruz. Bu aslında uygulamada karşılaşılan bir durum. İdare mahkemesinin görevli mahkeme olduğunu ifade ediyor. Diğer bir husumet kısmında sorun var şeklindeki ifadede. Bu aslında İYÜK madde 15'te mahkemenin ilk inceleme neticesinde vereceği kararda karara göre şekillenecek bir durum. O yüzden burada açıklama yapılmamış. İYÜK madde 15'e göre mahkeme gerçek hasma tebliğine karar verecektir. İlk incelemede herhangi bir sorun görülmezse de dava dilekçesi ekleriyle beraber davalı idareye tebliğ ediliyor. Yürütmenin durdurulması istemli dosyalarda dava dilekçesinin tebliğinden önce mahkemenin öncelikle bu talebi değerlendirmesi gerekiyor. Ve bu değerlendirme neticesinde 3 tip karar verebilir. İlk olarak yürütmenin durdurulmasını reddedebilir. İkinci olarak savunma alındıktan sonra yürütmenin durdurması isteminin incelenmesine karar verebilir. Ve son olarak savunmadan sonra yeniden karar vermek üzere yürütmeyi durdurmayı kabul edebilir. Üçüncü seçenekte yürütmeyi durdurma kabul edilir. Fakat savunmadan sonra yeniden karar verileceği, yani savunma alındıktan sonra kararın değişebileceğini işaret eder. Ve bu verilen ara karar neticesinde dava dilekçesi ve ekleri tebliğ edilir. Burada da yürütmenin durdurması isteminin değerlendirilmesine ilişkin bir karar, ara karar görüyorsunuz. Ara karar neticesinde mahkeme öncelikle idarenin savunmasının alınmasını ve daha sonra yürütmenin durdurulması talebinin değerlendirilmesine karar vermiş. Buraya kadar gördüğünüz gibi dava açıldıktan sonra dava dilekçelerinin ilk incelemesiyle dava dilekçeleri tebliğ edilmeden önce yürütmenin durdurulması istemlerinin karara bağlanması gerektiğinden söz ettik. Ve bu ara kararların davalı idarelere ya da idareye dava dilekçesi ve ekleriyle beraber tebliğ edilmesi gerekliliğini anlattık. Şimdi ikinci sunumumuz olan tebliğ işlemlerinden bahsedeceğiz. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren davalı idarenin 30 günlük savunma süresinin başlayacağını söylemek gerekir. Buraya kadar Eğer gördüğünüz süresinde gibi savunması gelen dosyaların yürütmenin durdurulması istemli olup olmadıkları yönünden bir ayrım yapmak gerekiyor. Eğer dosya yürütmenin durdurulması istemli ise yürütmenin durdurulması isteminin savunmadan sonra veya savunma ara kararından sonra görüşülmesine ilişkin karar verilmesi durumunda savunma dilekçesi gelir gelmez
dosyaya eklenir ve dosyanın hakimine dosyanın havalesi bulunmamakta ise derhal mahkeme başkanının sunulması gerektiği söylenir. Eğer dosya yürütmenin durdurulması istemli değilse, savunma dilekçesi davacıya cevap vermek üzere tebliğ edilir. Ancak bazı durumlarda savunma dilekçesi geldikten sonra başka işlemler yapılması gerekebiliyor. Buna örnek vermek gerekirse, ilk incelemeyi yapan başkan veya hakim tarafından ilk inceleme tutanağına savunma gelince süre tekrar kontrol edilecektir. Mükerrer dava olup olmadığına bakılacaktır. Ehliyet yönünden incelenecektir gibi notlar yazılmışsa, savunma gelince dosya söz konusu ilk inceleme notunu yazan mahkeme başkanı veya hakime sunulur. Bu itibarla ilk inceleme konularında bir eksiklik bu aşamada tespit edilerek dosyanın yersiz yere tekamül etmesinin önüne geçilmiş olur. Mahkeme heyetince ya da tek hakimli dosyalarda yürütmeyi durdurma talebine ilişkin verilen ara kararlarla süre kısaltma yoluna gidilen dosyaların tebligatlarının mahkeme yazı işlerince ivedilikle yapılması, cevabı gelen ya da cevabı süresinde gelmeyen dosyalar hakkında başkan ya da ilgili hakime bilgi verilmesi gerekiyor. Yürütmenin durdurulması kararına tekrar dönecek olursak, iki şartın gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulması kararı verilebiliyor. Bunlardan birincisi telafisi imkansız veya güç zararlarının doğabilecek olması. İkinci şart ise dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve bu şartlar birlikte gerçekleştiği zaman işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar veriliyor. Yürütmenin durdurulması bir ara karar niteliğinde ve bu kararda taraflara tebliğ edilmektedir. Ve bu karara karşı itiraz mümkün. Yürütmeyi durdurma red veya yürütmeyi durdurma kabul kararlarına karşı yapılan itirazlarda dosyalara yürütmenin durdurması red ya da YD kabul kararlarının tebliğine ilişkin mazbataları takıldıktan sonra dosyanın ekleriyle birlikte ilgili itiraz merciğine gönderilmesi gerekiyor. Yürütmenin durdurulması itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilip karar verilerek mahkemesine iade edilen davalara ilişkin tebligatların ivedilikle yapılması gerekir. Tebliğ işlemlerine devam edelim. Savunmaya cevap kısmındayız. Savunma dilekçesi davacıya veya vekiline tebliğ edilir. Davacının da savunma dilekçesine karşı 30 günlük cevap verme süresi bulunmaktadır. 30 günlük sürenin dolmasına rağmen cevap gelmemişse makul bir süre geçtikten sonra dosyanın tekamülü sağlanmaktadır. Burada makul süre için özellikle davacının başka bir şehirde bulunması halinde cevap dilekçesinin mahkemeye ulaşma süresi dikkate alınır. Orada savunmaya cevap dilekçesi süresinde verilmişse davalı idareye 30 gün içerisinde cevaba cevap vermesi için tebligat gönderilir. Davacının artık ikinci savunmaya cevap verme hakkı kural olarak bulunmamakta. Fakat mahkeme bu dilekçede davacının cevap vermesi gereken hususların bulunduğuna karar verirse davacıya cevap için ek bir süre verebilir. Cevaba cevap dilekçesinin davacıya tebliğ ile birlikte dosya tekamül etmiş olur. Tekamül eden dosya esastan karar verilebilmesi için mahkeme başkanına havale edilir. Tebliğ işlemlerine devam edelim. Biraz da duruşmadan bahsedelim. Duruşma kaydı yapıldıktan sonra duruşma günü verilmiş dosyaların duruşma gününden en az 30 gün önce tebligata çıkartılması gerekiyor. Duruşma sonunda düzenlenen duruşma tutanağı taraflarca imzalanıyor ve daha sonra bu tutanak mahkeme başkanının onayına sunulur. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içerisinde karar verilmesi esas olduğundan duruşma davetiyesi tebliğe çıkartılmadan önce dosyada gerekli incelemeler yapılarak eksikliklerin tamamlanmasını sağlanması bakımından makul bir süre içerisinde dosya ilgili başkana ya da hakime sunulmaktadır. Bilindiği üzere dava dilekçesinde yapılmayan duruşma talepleri en geç cevap ve savunmalar verilene kadar yapılabilmektedir. Bu aşamadan sonra duruşma talebi yapılırsa eğer mahkemeler bu talepleri reddeder. Süresi içinde yapılmış
Duruşma taleplerine ilk derece yargı yeri, istinaf veya temyiz merci olma durumuna göre farklı kararlar verilebiliyor. Burada ilk derece yargı yerleri yapılan duruşma taleplerini muhakkak kabul etmek zorunda. Duruşma talebine ilişkin kayıt oluşturuyorlar. Fakat istinaf ve temyiz aşamasında duruşma yapılması mahkemenin takdirine bağlıdır. Reddedilebilir ya da kabul edilerek duruşma günü belirlenmesine ilişkin işlemler yapılmaya başlanabilir. Duruşmalarla ilgili bir diğer yapılacak iş ise mahkeme başkanı tarafından duruşmanın yönetilmesi. Taraflara ikişer defa söz hakkı tanınır. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir. Hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz. İnceleme evrak üzerinden yapılır. Danıştay'da açılan davalarda savcı da bulunur ve taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Duruşma talebine Duruşma ilişkin kayıt talebinde oluşturulur. Bu sunumumuzda ilk inceleme ve yürütmenin durdurulması istemiyle ilgili ara kararlar, tebliğ işlemleri ve duruşmadan bahsettik. İdari yargılamada mahkeme tarafından yapılabilecek başkaca işlemler de vardır. Keşif gibi, bilirkişi gibi, bilirkişiye başvurmak gibi. Yargılama neticesinde mahkemeler davanın türü, konusu ve sonucuna göre nihai karar verirler. Bu kararlar ve bu kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolları başka bir sunumun konusu olacaktır.